Ve işte buradayım. Çok güzel şeyler görüyorsunuz şu an ekranda. Ben buraya gelince böyle bir baka kaldım gerçekten. Çok güzel çalışmalar yapan Zuhal'cığım da yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben İyiyim Esra'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ezgi'cim. Olsun pardon. Ben de bugün isimleri karıştırdım. Ahmet Bey'e, Alper Bey'e, Ahmet Bey dedim. Yani oluyor böyle şeyler. Canımsın. İyisin. İyi. Keyfin yerinde. Gayet güzel. Enerjiniz bana da geçti. Ay, teşekkür ederim. Canım benim. Senden çok güzel şeyler öğreneceğiz. Sen çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Evet. Öncelikle bunlar nedir? Bunların hepsi el boyaması, onu biliyorum. Evet, kesinlikle hepsi el boyaması. Ve hepsi benim tasarım. Ve işin farklı tarafı, bunlar kişiye özel şeyler. Kişiler bana hikayelerini anlatıyorlar. Hepsinin hikayesi mi var? Hepsinin hikayesi var. Birkaç tanesi hariç. Birkaç tanesi benim hikayesi bende saklı olan şeyler. Şu çantalara hepsinin hakikaten hayran oldum. Çok güzel sırt çantaları, ki kol çantası da var burada. Aynen. Şöyle, bakar mısınız? Çakış! Ve bu. Bunları sen kendin... Evet. Koton kumaşın üzerine özellikle değil mi? Pamuklu ve çay ağacı alaşımlı, böyle keten pamuk karışımı bir kumaş. Hı. Özellikle bunu seçtim. Çalışması biraz zor aslında, tırtıklı bir kumaş. Ama ben bunun daha güzel olduğunu düşündüm. Ben zoru başarırım diyorsun. Aynen, aynen. Çok güzel çalışmalar, hı-hı, çantalar var ve bu şekilde aksesuarlar da var. Evet, tabaklar var. Tabaklar bunlar var. Orman serisi yaptığım şey. Bunlar kişiye özel değiller. Orman serisi sulu boya tekniğiyle çalıştığım, porselen üzerine sulu boya tekniğiyle çalıştığım ürünler. Ay çok güzel. Aa, nelerden esinleniyorsun hayatım? Bazen bazen bir resim, bazen bir söz etkileyebiliyor. Tabii ki bu orman serisi tabaklarda bir fotoğraftan esinlendim ama fotoğrafı tamamen uygulamıyorum tabii. Hikayesini yine kendim yazıyorum. Mesela şu anda elinizde tuttuğunuz aslanlı olan hangisi? Burada az önce tuttum onu. Aslanlı olan mesela 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde çizmiştim. Çünkü Kadınlar Günü'nde öyle bir kadınlarla ilgili bir şey çizmek istedim. Ve bunu çizdim. Gücünü temsil ettim. Kesinlikle. Çok uysalızdır ama yırtıcı da olabiliriz. Ve kesinlikle kadının gücü. Tuttuğumuzu koparız. Ve kadına yaslanan erkekler ve kadının gerçekten güçlü oluşu. Onu vurgulamak istedim. Hmm. Heyecan var. Heyecan hepimizde var hayatım. Çok özel bir gün hakikaten. Her gün ayrı güzel oluyor. Ve kupalar var burada. O da orman serisinin kupası. Orman serisinin kupası. Kupalarda özellikle 360 derece çalışıyorum. Böyle çevirdiğiniz zaman sanki ormandaymışsınız hissi vermeye çalışıyorum. Aa, bravo. Kaç yıldır yapıyorsun bunları? Sene başında başladım kupalara. Ha, çok yeni. Evet, yeni. Boyama işine ne zaman başladın? Çantaları da bu yaz başında başladım. Aa. Ben grafik tasarımcıyım aslında. Hani tasarım benim için, tasarım yapmak yeni başladığım bir şey değil. Ama bunları kupaya ve çantaya aktarmak yeni bir şey diyelim. Hmm. Bir senede tabii grafik tasarımcısı olmanın çok büyük artısı var ama elimiz eğer kalem tutamıyorsa, yani çok yatkınlığımız yoksa, kalem tutamıyorsa derken, çizim yapma yeteneğimiz yoksa yapabilir miyiz bunları? Tabii ki yapılabilir. Gayet basit. Eğer ben kendi tasarımlarımı tamamen kişiye özel tasarımları uyguluyorum ama başka bir yerden kopya edilip de yapılıp uygulanabilir. Kumaş boyaları kullanıyorum. Her yerde satılan normal kumaş boyaları. Ve kesinlikle çıkmıyorlar. Arkadan sabitliyorsunuz. Yıkanabiliyor. Yıkanabiliyor. Hiçbir problem yok. Bu bir yastık. Evet, bir yastık. O kendime yaptığım bir şey. Normalde herkese bir şey, çanta yapıyordum. Kendime de böyle bir afiş yapmak istedim. Kendimi çizdim burada. Bugün ne yapacaksın o zaman? Bugün sürpriz bir çantamız var. Sürpriz, severim. Evet, evet, size bir sürpriz çantamız var bugün. Aa, acaba ne resmedeceksin, ne boyayacaksın, merak ediyorum. Aa, size söylemeyeceğim. O zaman seni o boş kumaşınla ve fırçalarınla baş başa bırakayım. Tamam. Sürpriz ya, hani görmeyeyim, sonrasında geleceğim, sonra sohbet edeceğiz. Tamam. Tamam mı? Hı-hı. Hangi boyalar kullanıyorsun? Kumaş boyaları kullanıyorum. Markası önemli evet, değil. Evet. Bütün kumaş boyalarını denedim ve hepsi, hı-hı, de gayet uygun olabiliyor. Sadece koton kumaşlara ve pamuklu kumaşlara, hı-hı, mı yapılabiliyor? Pamuklu olmayan kumaşlara da uygulanabilir. Hı. Ama ben pamuklu ve doğal renk kumaşları daha çok seviyorum. Diğerlerinde daha mı zor? Yani dağılıyor mu? Evet, dağılma oluyor. Mesela kendime etiket yaptığım zamanlarda onlarda daha çok dağılma oldu ve bence kotonda daha güzel gösteriyor kendini. Çok güzel. Bu bir gözlük kılıfı. Hayır. Telefon kılıfı. Biraz gözlük olur. De olur. Gözlük de olur ama gözlük kılıfı. Ha, burada telefon şey işareti var mı? Ha, gözlük de var. Aa, çok güzeller. Senin gözlüğün var Bedrustam.
Güzel hediyeler bunlar. Akıllı telefon için böyle yaptım. Bunlar kişiye özel değil, kendi hayalimden ürettiğim şeyler. Benim hani basit çizgilerle çok şey anlatmaya çalışıyorum. Asıl yaptığım şey bu. Eğer vaktimiz varsa hikayeden ya da sonrasında geçelim. Şöyle bir şey, sen sürpriz dedin, ben birazdan geleceğim dedim ama ben biraz sürprizleri çabuk görmek isterim. Biraz telaşlı bir yapım vardır. Görebilir miyim o sürpriz ne? Gerçekten. Kesin ki sürpriz ama. Program sonunda mı göreceğim? Program arasında da yavaş yavaş göreceksiniz oluşumu. Ne yapacağınızı hiç göstermiyorsunuz. Kesinlikle. Çanta mı, ne yapıyorsunuz? Yani asistanlarınızla birlikte kararlaştırdık ama size söylemiyoruz. Sizin için sürpriz. Allah Allah. İyi hadi bakalım. Ben gideyim o zaman ama gözüm, yarı gözüm burada olacak, haberin olsun. Acaba bunu ne çiziyor diye. Ben başlıyorum o zaman. Sen başla hayatım. Arkamı dönünce başlasan tamam. Harikasın. Sevgili ustam.